Kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Gıybet nedir? Hangi konular gıybete girer? Evet. Aslında gıybet gabe kökünden gelir. Yani bir insanın olmadığı bir yerde onun hakkından bahsetmektir. Buna gıyabında konuşmak gıybet denilmiş. Ancak gıybet kelimesinin bizim bildiğimiz anlamda günah manasını içermesi için bir özelliği içinde barındırması lazım. Bunu Peygamberimizin hadisinden aynen şöyle ifade edelim. Gıybet odur ki kardeşin olmadığı bir yerde kardeşini rahatsız edecek, hoşuna gitmeyecek şeylerden bahsetmektir. O zaman gıybetin bundan daha güzel bir tarifi olamaz. Benim arkadaşım, kardeşim, dostum, annem, babam, eşim, çocuklarım fark etmez. Herhangi bir insanın olmadığı bir yerde ondan bahsettiğim zaman eğer konuştuklarımı duysaydı rahatsız olacaksa o zaman bu gıybettir. Benim konuştuklarımı duyduğunda rahatsız olmayacak, memnun olacaksa gıybet değildir. Bazen şöyle duyarsınız. Ya efendim ben yaptığı bir şeyi söylüyorum. Yapmadığı bir şeyi söylemiyorum ki. E zaten yaptığı bir şeyi söylemeye biz gıybet diyoruz. Yapmadığı bir şeyi söylemeye ise hem gıybet hem iftira diyoruz. İki katlı günah oluyor. Demek ki eğer yaptığı bir şeyse söylenen ve o yaptığı şeyi söylediğimiz zaman o kardeşimiz duyduğunda faraza duymuş olsaydı rahatsız olacak ise bu gıybettir. Yapmadığı bir şeyi söylüyorsak hem gıybet hem iftira cezasını almış olur. Peki insanlar genellikle insanların neyinden gıybet ederler? Hangi konularda gıybet edilir? Ben buradan size birkaç tanesini örneklemek istiyorum. İnsan veya insanlar ilgili bir takım şeyler üzerinde olur genellikle. Yani insanın kendi zatıyla ilgili, ya malıyla, çocuğuyla, evladıyla, ırkıyla, nesebiyle, bölgesiyle fark etmez. Mesela kişinin bedeni, nesebi, ahlakı, işi, dini, dünyası, elbisesi, cemaati, anlayışı, evi, bineyi, fikri düşüncesi gibi konularda yapılan bütün dedikodular eğer konuştuklarımız onu duyduğu zaman rahatsız edecekse buna gıybet diyoruz. Evet. Gözün şaşılığı, saçların döküklüğü, uzun veya kısa boyluluk, siyah veya sarı renkli olmak vesaire. Veya onunla ilgili herhangi bir mal, mülk, evladu ayal, aile, ırk, bölge nese. Şu halde özetlemek gerekirse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların diğer Müslümanların hoşlanmayacağı şeyleri bahsetmelerini gıybet olarak tarif etmiş ve gıybeti de Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de insanın kardeşinin etini diri diri değil ölü olarak yemeye benzetmiş. Eyuhibbu ahadukum en ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Bir kısmınız bir kısmınızı ayetin başında bir kısmınız bir kısmınızın gıybetini yapmasın. Sizden birisi kardeşinin ölüyken etini yemekten hoşlanır mı? Hiç hoşlanmadınız değil mi? Diyerek gıybeti kardeşinin ölüyken etini çiğ çiğ yemeye benzetmiştir. Şu halde gıybet gibi bir büyük günahtan kendimizi korumalıyız. Ayrıca eğer gıybet etmişsek kardeşimizi onu mutlaka kendisiyle karşılaştığımızda helalleşmeliyiz. Ve Ya Rabbi hem gıybet ettiğimiz kişiyi hem de bizi affeyle diyerek dua etmeliyiz. Demek ki günahtan tövbe etmeli, kul hakkıyla da helalleşmeliyiz ki o kirlerden arınalım ve o günahtan sıyrılarak ahirete günahsız, gıybet günahı olmadan gidelim.